Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alihukni bis salihin. Bugünkü Arapça dersimiz, ikinci ders yazıyor burada. Medine 1 kitabından ders 2. Kitabın linkini videonun açıklamasında veriyoruz tabii ki. Bugünkü konumuz Zalike. İsmi işaretlerden Zalike. Daha önceleri Hâdâ vardı. Hâdâ ne içindi? Hâzâ, yani burada üç kısımda inceliyoruz. Bir mesafe olarak, şurada mesafe. İki ve şey olarak, cinsiyet olarak, yani gösterilen şahsın veya cismin filolojik veya cinsiyet olarak erkek midir, dişi midir? Bunu gösteriyor. Üçüncü de adet olarak hâzâ ve zâlike. Şimdi hâzâ yakınlık içindi. Değil mi? Burada yakınlık yazıyordu. Burada da el-garip yazıyordu. Müzekker içinde, yani erkek içinde erildi. Bir de tekildi, müfret. Zalike de hâzâ'ya yakın ama tam olarak hâzâ gibi değil. Sadece mesafede bir fark var. Bu zalike uzaklık içindir. Uzakta olan bir cismi veya bir şahsı göstermek için zelike denir. Mesela herde, herdeyi biliyoruz. Herde beytun. Bu bir evdir. Ve zelike, konumuz olan zelike mescidun, o bir mescittir. Misali bu. Tabi burada beytun müzekkerdir, yani erildir. Ve tektir, müfrettir. Mescid de aynı şekilde. Burada heze ve zelike olarak gelmiş. Metni okuyalım. Zalike bir işaret ismidir. Uzakta bulunan insan veya cisimlere işaret etmek için kullanılır. Zalike ismini üç parçaya bölüp inceleyebiliriz. Şimdi üç harf, yani zalike. Zalike üç harf olduğu için yazılışta tabii üç harf normalde. Burada parçalara ayırırsak dört harf çıkıyor. Yani zelikeden zeli aldığımız zaman hemen orada bir elif meydana çıkıyor. Yani z burada sadece z nedir? İsmi işarettir. Bunu hezerde de görmüştük. He tembihtir, yani onu uyarıyor, sana bir şey söyleyeceğim der gibi. Z de işaret ediyor. Zalike'nin ikinci harfi lam. Lam harfi. Bu da uzakta olan, uzaklık ifadesidir bu. Uzakta olan bir şeyi işaret ettiğini gösteriyor. Yani lam mutlaka bir şeyin mesafesinin uzakta olduğunu bildirmek için
bu ismi işarette bulunması gerekiyor. Kef de, kef harfi de, bu hani şey vardı ya, zamır munfasıl yani ayrı zamirlerde ente, bitiştiği zaman ke oluyordu. Yani sana veya seni anlamında. Datif veya akuzatif. Burada da aynı şekilde bir şahsı hitap alarak hani sana uzakta olan bir şeyi gösteriyorum, işaret ediyorum anlamı çıkıyor. Zelike. Tabi zelikenin bir de şeyi var değil mi? Bu tekil ama bir de bunun çoğulu var. Zelike mesela ülaike var. Ülaike. Ülaike de hem ne derler? Vaizler, hatipler. Ülaike sana onları işaret ediyorum. Yani onları derken orada ülai onlar demek. Yani zenin çoğulu ülai oluyor. Evet, zelike ülai K'de bitişiyor ülaike. Yani bir kişiye bir topluluğu, bir çoğulu, bir grubu işaret etmek için ne kullanılıyor? Ülaike. Sana onları işaret ediyorum. Onları sana anlatıyorum, gösteriyorum. Bir görüşe göre kef harfi hitap harfi de uzaklık bildirir. Ayrıca lam yani li de bu uzaklığı artırıcı anlam taşır. Yani buradan şunu anlıyoruz. Zelike böyle lamsız zeke olarak da kullanılıyor. Belki hani Kur'an-ı Kerim'de belki kitapta sünnette yani hadis-i şeriflerde rast gelmemişizdir ama mesela şeyde Emsile'de sarf kitabında Emsile'de ne var? Ve zâke mensurun var. Mensurun yani ismi meful. Orada da zâlike değil de zâke. Hani Türkçe'de ne var? Yakın için bu var. Bu. Yani hâze bu demek. Zâke şu demek yani biraz ilerideki mesafede olan bir şey zelke. Zelike de uzakta o anlamına geliyor yani. O uzaktaki o anlamına geliyor. O zelike oluyor. Üç kademe. Türkçede de üç kademe, Arapçada da üç kademe. Bütün işaret isimleri Esmaül işareti. Yani aynı değil, hemzeyle. Esmaül işareti bunlar hepsi nedir? Belirlidir yani marifedir. Yani esma-i işaret marifedir. Kesinlikle nekre olmaz, belirsiz olmaz. Çünkü zelike demekle, heze veya zelike bu ikisinden birisini söylemekle o belirsizlik, belirsiz de olsa belirli olmaya dönüyor. Mesela beytun misalde vardı. Hâzâ beytun zâlike mescidun. Mescidun. Şimdi beytun herhangi bir ev veya bir tane ev. Bu herhangi bir ev. Bunun herhangi bir özelliğini bilmiyoruz. Bir ev kastediliyor. Ama hâzâ beytun denildiği zaman o beytin hangi beyt olduğu anlaşılmış oluyor. Hâzâ beytun veya zâlike mescidün dediğimiz zaman oradaki mescit dediğimiz zaman bu sefer ne oluyor? Nekre olan yani belirsiz olan mescit belirli oluyor. Mesela mescidün cedidun
Cedidin burada nedir? Mescidin sıfatıdır. Yani eigenschaft, atribut. Yeni mescit, yeni bir mescit. Neden? Çünkü ikisi de belirsiz olduğu için birinci belirsizden sonra ikinci de belirsiz olursa o zaman sıfat olur. Yani onun eigenschaft olur. Ama önüne her de geldiği zaman mesela her de veya zelike mescidun cedidun. Bu sefer cedidun sıfat olmaktan çıkıyor, haber oluyor. Yani isim cümleleri vardı. Hani o da bir sonraki derse gelecek. İsim cümlesi vardı. İsim cümlesinde mübteda yani birinci kelime, giriş kelimesi, cümleye giriş kelimesi devamlı belirlidir. Belirlidir. O zaman el mescidu mesela el mescidu kebirun. Mescid yani bildiğimiz hani belirli mescid o. Nedir? Kebirun büyüktür. Ama mescidun kebirun dediğimiz zaman o zaman kebir yani büyüklük mescidin vasfı oluyor. Ama el mescidu kebirun bu sefer kebir mescidin haberi oluyor. Çünkü el takısı geliyor. Veya el yerine ismi işaret kullanırsak yani işaret etmek yani zelike mesela zelike mescidun kebirun bu mescit büyüktür. Yani zelikel mescidü de denilebilir. Yani Bakara suresinde tefsir dersinde misal olarak vermiştik Bakara suresi ikinci ayet. Estağfirullah. Zelikel kitabu la raybe fihi. Zelikel kitabu. Bu bir kitaptır. Veya bu kitap nedir? Hani la raybe fihi o zaman onun haberi oluyor. La raybe fihi yani tek kelime değil. Cümle olarak ne oluyor? İsim cümlesinin haberi oluyor. Zelikel kitabı bu kitap nedir? La raybe fihi kendisinde şüphe olmayandır anlamına gelir. Zelikel kitap. O kitap kendisinde şüphe olmayandır. İşte hüden lil müttakin dedik. Müttakilere yani Allah'a karşı olan görevlerini, vazifelerini bilen, bunun bilincinde olan ve ona göre yaşayan, davranan müttakilere bu kitap nedir? Bir hidayettir, hidayet kaynağıdır. Böyle misal vermiştik zelike için. Zelikel kitabu la raybe fihi. Tabi burada bir not var. Hezade olduğu gibi diyor ki bu işaret ismi zelike şeklinde yazılır. Yani böyle yazılır ama böyle zeli çeken bir elif yazılarak zelike şeklinde okunur. Yani zelike sanki ilk görünce hani elif cüzünü okuyup Kur'an-ı Kerim'e yeni geçen bir talebe ne okur bunu? Zelike okur. Hani bilmiyor çünkü bazı kalıpları bilmesi lazım. Ama tabi Türkçe musaflarda zelin üzerinde şey var böyle yardımcı şöyle zeli yazalım. Zel. Şöyle bir kısa elif var böyle onu çektiğini göstermek için. Zelike. Yavaş yavaş düzeliyor mouse'da yazma. Böyle okunur yani. Şöyle hani bizim musaflarımızda böyle şey vardır. Hani musaf da bir derste soru olarak geçmişti. Musaf ne demek? Musaf yani sahifeler haline getirilmiş kitap anlamında yani.
Kur'an-ı Kerim, Musaf. Hani Almanca korpus dedikleri, Musaf korpus oluyor Almanca. Bizimkiler de böyle yazılıyor yani, değerlike, uzatarak yazılıyor. Evet, bir bilgi veriyor burada. Bazı gramercilere göre işaret isimlerinin 3 seviyesi vardır. Bunu az önce söyledim ama yine tekrar edeyim. Birincisi hede, yakın için demiş. Yakın. Yani heza burada. Şimdi şeyle ben bunu yazmaya çalışayım. Bunun manası, heza manası bu. Uzakta olduğu zaman o dedik. Zelike lil ba'idi. Zelike ne içindir? Lil ba'idi, uzaklık içindir. Veya uzakta olan bir şey içindir. Hâzâ da lil karibi. Karib yani yukarıda şey, yakında olan. Yakında olan yani. Garip. Hani bazen garip deniyor Türkçe'de böyle yalnız veya kötü durumda, zor durumda olanlar için, ama o gayınlı olan, garip. Bu garip, yakın anlamında. Bu öbürü garip. Şimdi bir de yakın ve uzak arası orta mesafe var demiştik. Bu da şöyle, şu anlamına geliyor yani. Bu, şu, o. Eda, zâke, zâlike. Kural. Kuralımız var bir tane. La yectemi'u he littenbih ve lamül bud. Arapçada bir kaide, kural. La yectemi'u bir araya gelmez. Ne? He littenbih. Tembih için olan he, yani hezanın he'si bir araya gelmez. Daha ve lamül budi, hani zelikede olduğu gibi lam var ya, o lamla hezanın he'si bir araya gelmez. Açıklama yapmış yani diye. Tembih harfi olan he ile uzaklık belirten lam birlikte kullanılmaz. Yani he zelike ifadesi yanlış bir ifadedir. Ezelike kullanılmaz. Yani ya her de kullanılır ya da zelike kullanılır. Yeni kelimeler var diyor. Bunu da daha önceki derslerde gördük. Tabi bu dersleri biz daha önce yaptık hazırlık sınıfında. Fakat böyle tekrar edip test, yani seviyeleri test etmek için böyle tekrar edip test hazırlıyoruz. Bunu da anlayıp anlamadığınız oralardan belli oluyor. Bazen ben bakıyorum böyle benim kendi derslerimle alakalı olan derslere. Yani Arapçada tabi biraz zayıflık var. Hani birinci de testi yanlış cevaplayıp ikinci denemeyi yapanlar da var. Onları da görebiliyoruz orada. Efendim. Yani ona göre tedbirinizi alırsınız diye hatırlatıyorum burada. Ya yani bu tabi talebelerin, bunu dersi takip eden öğrencilerin iyiliği için, yani onlara yardımcı olmak için, anlayıp anlamadıklarını bilmek için daha iyi ne yapabiliriz diye böyle bunları tabi bu konuda tefekkür etmek için. Yani videolara da hani anlaşılıp anlaşılmadığı konusunda hani yorumlar da yazılabilir yani böyle. Tabi yorumları ben kontrol etme şıkkında bıraktım. Yani yorum yazınca hemen çıkmıyor. Niye çıkmadı diye ikinciyi de yazmanıza gerek yok. Bunlara bakıp bana haber geliyor yorum yazı zaman. Bakıyorum böyle normal bir yorumsa
yani sağa sola dokunmayan bir yorumsa onları tabii şey yapıyoruz. Okunması için müsaade ediyoruz yani o yorum okunması için. Umumi seyirciler tarafından. Böyle bir kısa konu oldu. Yani 2 sayfalık. Efendim tabii diğer dersler için de inşallah devam edecek. Sorularınızı yorumlara veya e-maille falan yazabilirsiniz. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin.